Merhaba, ben Çetin Çetintaş. Kalça esnemeleri dersine hoş geldin. Kalça esnekliğimizin iyi olması çok önemli. Hem günlük hareket kalitemizin yüksek olması için hem de zihinsel olarak yaşadığımız deneyimleri, yaşadığımız anlara teslim edebilmemiz için. Bu dersi istediğin sıklıkla uygulayabilirsin. İstersen haftada 2-3 gün uygula, ister her gün uygula. Bu dersin neden önemli olduğunu pratiğin sonunda ayrıca anlatacağım. Şimdi yanımıza bir tane battaniye alalım ve matımıza gelip pratiğe başlayalım. Namaskarasana duruşuyla başlayacağız. Battaniyeyi rulo haline getirin. Eğer namaskarasana için esnekliğiniz iyi değilse, rulo haline getirdiğimiz battaniyenin üzerine topuklarımızı yerleştirelim. Topuğu yerleştirdikten sonra bunun verdiği yükseklik sayesinde poza daha rahat gireceksiniz. Ardından kalçayı yavaş yavaş yere doğru indirelim. Kuyruk sokumunu içeriye doğru uzat ve sırtı dik tut, omurgayı uzun tut. Eğer bu yükseklik yetmiyorsa bir battaniye daha koyarak yüksekliği artırabilirsin. Dizlerinle iki yana doğru açılmaya çalış ve bunun için de dirseklerinden yardım al. Dirsekler yani dizleri yana doğru itsin. Elleri göğüs kafesinde birleştir. Sırtını uzun tutmaya devam ederken 5 nefes burada kalacağız. Uzun nefesler al burnundan. Ve yine burnundan yavaş yavaş nefesini ver. Bu sırada kalça hep yere uzamaya çalışıyor. Başımın tepesi de yukarıya uzamaya çalışıyor. Böylelikle sırtımda da bir esneme yaratıyorum. Dizlerin içeriye düşmesine müsaade etme. Nefesi sakince ver. Üçüncü nefes. Dört. Ve son nefes. Kalçanın iyice esnediğini hisset. Ve elleri yavaşça geriye alarak sağ dizini yere düşür. Kalçayı yere tamamen oturtmaya çalış ve sol elinle sağ kaval kemiğini yakala. Sağ omuzun üzerinden arkaya doğru bak. Eğer burada dizin yere tam inmiyorsa havada da kalabilir. Elinle arkadan daha çok destek alabilirsin. Eğer dizin yere tam iniyorsa arkadaki elin parmak uçlarını yükselerek geriye dönüp bak bir nefes daha. Yavaşça sağ dizi kaldır. Sol eli de geriye koyarak destek al. Ve sol dizi yere koy. Ve sağ elinle sol kaval kemiğini yakala, sol omuzun üzerinden dönerek geriye bak. Yine sol dizin yere değmiyor olabilir. Belki burada bir yerde kaldın ama mümkün olduğunca yere yaklaştırmaya çalış ki kalça eklemin açılsın, iç bacağın burada mümkün olduğunca rahatlasın. Bir nefes daha. Ve yavaşça oturur vaziyete gel. Kelebek duruşuyla devam edeceğim. Topukları birleştir, bada konasana. Dizler iki yana doğru açılsın. Kalçamın üzerine tam oturduğundan emin ol. Kalçayı biraz geriye doğru ellerine çekebilirsin. Ardından topukları da biraz kendine doğru yaklaştır. Topuklar dizlere yakın bir mesafede ama tamamen dizlerimin hizasında değil. Sırtım uzun. Ellerinle ayakları yakalayarak kendini biraz öne doğru çek. İç bacaklarını rahatlat. Dizler iki yana doğru daha çok devrilsin. Ve yavaş yavaş kendini öne doğru çekmeye başla. 5 nefes burada kalacağım. Her nefeste biraz daha öne doğru kendini çekmeye çalış. Dizlerin daha da yukarıda kalmış olabilir burada. Hiç problem değil. Yavaş yavaş açılacaklar. Biraz daha uza öne doğru. Ve son nefes. Dirsekler artık iyice yere yaklaşsın. Ve yavaşça doğru. Şimdi dirseklerimle dizlerimi yere doğru iterek biraz daha iç bacaklarımı esneteceğim. Kalçayı biraz daha açacağım. Topukları biraz daha geriye doğru al. Dirseklerinle bacaklarına bastırarak İki yana doğru bacaklarının açılmasını sağla. Kaval kemiğinden tut ki kuvvet verebilesin bacaklarına ve kalçanın iç kısmının açıldığını hisset.
Çok hafif öne doğru eğildim. Böylelikle biraz daha kalçamdaki baskıyı artırıyorum. Burada çok fazla acı hissetmemeniz lazım. Tabii ki biraz acı hissedeceksiniz, esnemenin getirdiği bir acı. Ama özellikle diz ekleminizin içinde rahatsız edici bir şey hissederseniz mutlaka hareketi kendinize göre modifiye edin. Belki bacakları biraz daha öne alın. Belki baskıyı biraz azaltın. 3 nefes burada kalalım. Mümkün olduğunca esnemeyi hissettiğin kadar baskı uygula dirseklerinle. Son bir nefes. Ve yavaşça doğru. Şimdi bağdaşta biraz öne esneyeceğim. Sol topuğu kalçana yaklaştır. Bağdaş kuracağım. Sağ topuğu da sol kaval kemiğine yaklaştır. Burada dizleriniz yine çok yukarıda kalabilir. Hiç problem değil. Belki altınıza bir battaniye koyarak kalçanızı biraz yükseltirseniz diz ekleminiz daha rahat eder, kalçanız daha rahat eder. İhtiyacınız varsa battaniye üzerine oturabilirsiniz. Dizlerim rahat bir şekilde, içinde hiçbir acı hissetmeden yavaş yavaş öne doğru yürümeye başlıyorum. Kalçam yerden kalkmıyor. Kalçam tamamen yerde. Yavaş yavaş parmaklarla öne doğru yürüyün. Şimdi burada rahatsan dirseklerini yere indirmeye çalış. Rahat değilsen ellerin üzerinde kal. 5 nefes buradayım. Mümkün olduğunca yine kalçamın içinde esnemeyi hissediyorum. Özellikle kalça esnemeleri içinizde öfke ortaya çıkartabilir, hüzün ortaya çıkartabilir, sıkışmış duyguların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Çok normal. Sinirlenebilirsiniz bu esneme esnasında. Dikkatinizi nefese vermeye çalışın ki o duygular gelsin ve geçsin. Duyguyu bastırmaya da çalışma, yaşamaya da çalışma. 3 nefes daha. Son nefes. Ve yavaşça doğrul. Bacak değişelim. Sol bacağı öne al. Sağ topuğu şimdi kalçaya yaklaştır. Ve sol topuğu da sağ kaval kemiğine yaklaştır. Yeniden kalçamın üzerindeyken ellerle öne doğru yürüdüm. Ve rahat hissediyorsam dirsekleri yere indirdim. Rahat hissetmiyorsam el parmaklarındayım. 5 nefes buradayız. Sırtını uzun tutmaya çalış. Dizlerini yukarıya doğru çekme. Dizlerin iki yana doğru açılması için iç bacaklarını rahat bırak. Kasılma yaratma orada. Son 2 nefes. Biraz daha öne uzamaya çalış eğer rahatsan. Son nefeste. Ve yavaş yavaş doğrulalım. Şimdi kapotasana'ya gideceğiz. Güvercin oturuşuna gideceğiz. Sağ bacağı öne al. Sol bacağı geriye uzat. Sağ topuğumla sağ dizim aynı hizada durmaya çalışıyor. Burada yine kalçanızın altına bir battaniye koyabilirsiniz. Pozda rahat etmek için. Eğer topuğunuz çok içeriye gidiyorsa topuğunuzu içeriye almak yerine kalçanızın altına bir battaniye koyun. Böylelikle topukla dizi hizalayabilirsiniz. Eğer topuk çok hafif içeriye geldiğinde daha çok esnemeyi hissediyorsanız topuğu çok hafif içeriye alabilirsiniz. Hiçbir problem yok onda. Ama mümkün olduğunca hedefim topukla dizi aynı çizgi üzerinde tutmak. Şimdi sol kalça kemiğini mümkün olduğunca sağ topuğa yaklaştırmaya çalışarak öne doğru katlandım. Arkadaki bacağım uzun ve mümkün olduğunca esnemeyi sağ kalçamda yakalayacağım bir şekilde öne uzuyorum. Ağırlığımı sola vererek ama sağ kalçamdan da ağırlığımı azaltmayarak. Önce burada aktif bir esneme yapacağız. Aldığım nefeste sırtımı dik duruma getirdim. Karşıya baktım. Verdiğim nefeste katlandım öne. El parmak uçlarından destek alıyorum. Hem dengeyi sağlamak için hem de bacağımdaki
ağırlığı ayarlamak için. Al nefesini, sırtı dik duruma getir, karşıya bak. Ver nefesi kalktan. Al nefesi, sırtı dik duruma getir. Ver nefesi katlan. Son kez. Al nefes, sırtı dik duruma getir. Ver nefesini katlan. Ve kal burada. Elleri öne doğru uzat. Sol kalça kemiğini öne doğru iterek, özellikle esnemeyi artırmak için kapatarsana, yani güvercin oturuşunda kalalım. 3 nefes buradayız. Sağ kalçamda esnemeyi hissediyorum. Hatta arada eğer esnekliğim iyiyse, iyi hissediyorsam sol ayağı biraz geriye doğru yürüterek esnemeyi sağ kalçada artırıyorum. 2 nefes daha. Ve son nefes. Ve yavaş yavaş doğrularak diğer tarafa dönelim kapotasana için. Sol bacağı döndüm. Sağ bacağı geriye doğru uzattım. Aynısını bu tarafta yapacağım. Yine ihtiyacın varsa hatırla, kalçanın altına battaniye koyabilirsin. Sağ ayağı geriye doğru uzattım. Ellerimden destek aldım. Nefesi verirken katlandım öne doğru. Sağ kalça kemiğimi sol topuğa doğru yaklaştırmaya çalışıyorum. Ve aldığım nefeste doğrul. Önce aktifle başlayalım. Ver nefesini katlan. Al nefesini doğrul. Ver nefesi katlan. Al nefesini doğrul. Ver nefesi katlan. Son kez. Al nefesini doğrul. Ve ver nefesi katlan. Kal şimdi burada. Yine 3 nefes. Güvercin oturuşunda. Sağ bacağı geriye uzatabilirsin yine rahat hissettiğin zaman. Sol kalçadaki esnemeyi artırmak için. Son nefes. Ve yavaşça toplanalım. Kalçalar artık net bir şekilde hissediliyordur eminim ki. Şimdi sağ ayağını sol bacağın üzerine yerleştir. Burada dizin yine yukarıda kalabilir. Hiç problem değil. Önce ayak bileğini burkmayacak şekilde kaval kemiğini getirerek bacağın üzerine koydum. Yani ayağım dışarıda, ayağım rahat bir şekilde hareket ediyor. Ayağımı koymadım, bileğimi koydum, kaval kemiğimi koydum yani. Elleri geriye doğru aldım ve yavaş yavaş sol ayakla geriye doğru gelerek sağ kalçamda bir esneme bulmaya çalışıyorum. Bu esnada sağ dizi elimi kullanmadan dışarıya doğru itiyorum ki kendime doğru yaklaştırmıyorum. Esneme daha derin bir şekilde gerçekleşebilsin. Nerede rahat ettiysen orada kal. Ardından ellerle biraz daha destek alarak sırtı dik duruma getirip sen bacağa yaklaş. 5 nefes buradayız. Rahat hissettikçe biraz daha kendine yaklaştırabilirsin bacağı. Böylelikle esneme pozda kaldıkça daha derin gerçekleşir. Son 2 nefes. Sol dizim de yukarıya bakıyor ki açıyı kaybetmeyeyim. Son nefes. Ve yavaşça pozdan çıkalım. Agnistan Bhasana'ya gideceğiz. Çok sevdiğim bir kalça açıcılardan. Zorlayıcı bir kalça açıcı. O yüzden bedeninizi dinleyerek dikkatli bir şekilde yapın. Sol dizim yerde. Sağ ayağımı sol bacağımın üzerine yerleştirdim. Şimdi burada İki kalçamı da yere oturtmam lazım. Burası önemli. İki kalçayı yere oturttum. Sağ dizim havada kalmış olabilir. Belki buradasın.
Hatta burada bile çok gerginlik hissediyor olabilirsin. Elinden destek alarak sağ kalçayı tamamen yere oturtmaya çalışıp burada esnemeyi hissederek bekleyebilirsin. Rahat hissediyorsan sol kaval kemiğin mümkün olduğunca sana paralel, yani mat çizgisi üzerinde. Rahat hissediyorsan sağ kaval kemiğinin de sola paralelliğini kaybetmeden yavaş yavaş sağ dizini indirmeye başla. Sağ dizimi sol ayağımın üzerine indirmek istiyorum. Yavaş yavaş, acele etmeden. Eğer burada esnekliğin iyiyse, çok ağrı hissetmiyorsan kalçanın içinde, kolunla ağırlık vererek dizini ayağın üzerine indirebilirsin. Hala iyi hissediyorsan biraz daha öne katlanarak dirseklerini yere koymaya çalış veya öne doğru yürümeye çalış. 5 nefes buradayım. İçinde öfke açığa çıkartabilir bu poz. Adı üzerinde ateş pozu. Çok normal. Nefesine konsantre olmaya çalış ve nefesinle birlikte pozun içinde rahatlamaya çalış. Son 3 nefes. Ve son nefes. Yavaşça toplanabilirsin. Hiç acele etmeden pozdan çık. Sağ ayağını yavaşça yere al. Şimdi sağ bacağı öne uzatalım. Sol bacağı getirip üzerine yerleştirelim. Yine kaval kemiğimi yerleştirdim. Ayağım dışarıda. Elleri geriye doğru aldım ve sağ ayakla yavaş yavaş geriye doğru geldim. Sırtım dik ve ellerimle destek olarak esnekliğimin müsaade ettiği kadar öne doğru yürüdüm. Şimdi sol kalçamda esnemeyi hissedeceğim. Sol dizi dışarıya doğru itiyorum. Sol kalçamda esnemeyi bulduğum yerde kaldım. 5 nefes buradayız. Her nefesinde rahat hissettikçe sen bacağa yaklaşabilirsin veya bacağı kendine yaklaştırabilirsin. Son 2 nefes. Ve son nefes. Ve yavaşça şimdi Agnistan Barsana'ya bu tarafta gidiyoruz. Sağ kaval kemiğimi bana paralel hale getirdim. Sol ayağımı sağ bacağımın üzerine yerleştirdim. Ve yavaşça sol dizimi sağ ayağımın üzerine doğru indirmeye çalışıyorum. Yine acele etmeden, neredeyse orada kalarak, kalçamın içinde o acıyı hissettiğimde, esnemeyi hissettiğim yerde kaldım. Eğer iyi hissediyorsam dizi daha da indirmeye çalışıyorum. Her nefeste ayağıma doğru dizi yaklaştırma hedefindeyim. Çok rahat hissediyorsan öne doğru uzan, ellerinle ileriye git veya dirseklerini yere koy. Hiç rahat hissetmiyorsan dik kalabilirsin. 5 nefesimiz başladı. Ve son nefes. Ve yavaşça doğrul. Sol bacağı öne doğru uzat. Canuşirşasana'nın varyasyonuna gideceğiz. Sağ ayağını sol bacağın içine daya. Sağ dizini hafifçe elinle de destek olarak yere doğru yaklaştır. Belki yukarıda kaldı, problem değil. Yere doğru mümkün olduğunca yaklaştır. Burada da kalabilirsin. Sağ elinle sol ayak kenarını yakalamaya çalış. Eğer sol ayak kenarını tutamıyorsan sol bacağının yanından da tutabilirsin. Sağ dizimi yere yaklaştırmaya çalışarak ağırlığımı sağ bacağıma doğru vererek göğsümü sola doğru çevirdim. Ama sol kalçayı yerden kaldırmadım. 3 nefes buradayız. Sol elinle destek al ki dengen bozulmasın. Her nefeste sağ dizini yere yaklaştırmaya çalış. Sağ iç bacağındaki uzamayı bul.
Ve son nefes. Ve yavaşça doğru. Diğer tarafa yapalım aynısını. Canı Şirşasana eğil. Sağ bacağı öne uzat. Sol ayağını sağ bacağın içine daya. Ve sol elinle sağ ayağın kenarını yakala veya bacağın kenarını yakala. Sol dizimi yere yaklaştırmaya devam ederken sağ elimle destek aldım ve göğsümü sağa doğru çevirdim. 3 nefes buradayım. Ve yavaşça merkeze dön. Şimdi ilk yaptığımız bağdaşı tekrar edelim. Kalçalarımızın ne kadar esnediğini fark etmek için. Sol topuğu kalçaya yaklaştır ve sağ bacağı önüne alarak bağdaş kur. Ellerini biraz bacaklarına kuvvet vererek dizlerin yere yaklaşmasını sağla. Kalçanın şöyle bir rahatlaması, açılması için. Ardından yavaş yavaş öne doğru yürüyerek ellerinle dirseklerini yere indirmeye çalış veya el parmaklarında kalarak göğsünü biraz yere yaklaştır. Kalçayı yerden kaldırma. Bak bakalım ilk yaptığınla şu anki arasında nasıl bir fark var? Kalçalar daha çok esnemiş mi? Bacaklarının içi daha rahat hissediyor mu? 3 nefes. Hatta burada sağ dizini biraz daha yere yaklaştırmak için sağ koluna hafif bir baskı uygulayabilirsin rahat hissediyorsan. Ve son nefes. Yavaşça bağdaşın yönünü değiştirelim. Dik duruma gel. Sol bacağı öne al. Sağ topuğu kalçaya yaklaştır. Şimdi aynısını diğer taraf için yapalım. Bir taraf daha sert hissediliyor olabilir, daha katı hissediliyor olabilir. Normal. O tarafta biraz daha uzun durabilirsiniz. Kullanım sıklığına göre çünkü bir tarafımız daha sert, bir tarafımız daha esnek oluyor. Daha kapalı hissettiğiniz tarafta pozu biraz daha uzun tutmaya çalışın. Yürü ellerinle yavaş yavaş öne. Yine dirseklerini yere koymaya çalış. Eğer rahat hissediyorsan sol dirseğinle sol bacağına biraz ağırlık yap. Sol dizin daha çok yere insin. Yani öndeki bacak daha çok yere yaklaşsın. Rahat nefes al. Kalçaların yerden kalkmadığından emin ol. Ve son nefes. Ve yavaşça doğrul. Son pozumuzdayız. Mandukasana. 5 nefeste bu pozda kalacağız. Battaniyemize ihtiyacımız var yine. Sol dizimi battaniyemin üzerine koydum. Ve sağ dizim de matımın üzerinde. Dizlerimi iki yana doğru kaydırarak, özellikle battaniyedeki dizimi kaydırarak mandukasana duruşuna geliyorum. Ve dirseklerimi omuz hizamda yere indiriyorum. Dizleriniz ne kadar yanlara doğru açılabiliyorsa, o acıyı kalçanızın içerisinde hissettiğiniz noktaya kadar açın. Ardından topuklarımı tam dizlerimin hizasında hizalıyorum. Ve kuyruk sokumumu içeriye doğru iterek pozda kalıyorum. Rahat hissettikçe battaniyedeki dizimi biraz daha dışarıya doğru kaydırarak pozda derinleşmeye çalışıyorum. Göğsü yere bırakmak yok. Önce karnımı yere değdirmeye çalışıyorum. Eğer karnınız yere değerse göğsünüzü yere bırakabilirsiniz. 5 nefesimiz başladı. Her nefesinde kuyruk sokumunu içeriye iterek kalçayı yere doğru yaklaştır ki iç bacaklarınız, kalça ekleminiz açılsın. Kalçana biraz kuvvet uygula, iç bacaklarının yere yaklaşması için. Biraz sanki kalçana biri bastırıyormuş gibi. Kalçandan kendini yere doğru bastır. Son bir nefes. Ve yavaş yavaş pozdan çıkacağız.
vücudunu öne doğru taşıyarak göğsünü yere bırak, bacakları geriye doğru uzat ve başını yere bırakarak birkaç nefes dinlen. Pratiği tamamladık. Bir sonraki derste görüşürüz. Neden bu çalışma ruhsal olarak çok önemli? Bedenimizi nasıl keseleyerek ölü deriden kurtarıyorsak, bu çalışmayla da ruhumuzu keseliyoruz ve deneyimlerden zihnimizi özgürleştiriyoruz. Yaşadığımız her deneyim üzerimizde bir iz bırakıyor ve o izlerden dolayı yeni deneyimleri olduğu haliyle alamıyoruz da eski deneyimin iziyle karşılıyoruz. Bu çalışma sayesinde kalça bölgemizde biriken o deneyimlerden özgürleşiyoruz ve karşılaştığımız yeni deneyimler, yeni olaylar karşısında eski tepkileri vermek yerine onların yepyeni olaylar olduğunu, yepyeni deneyimler olduğunu fark ederek onları kucaklıyoruz. Böylelikle yaşamımız eskinin gölgesinden kurtulmuş oluyor. Ben bu yüzden her yaz bir ay boyunca bu çalışmayı aralıksız uygulamanızı öneriyorum. Onun dışında yıl içerisinde de istediğiniz gibi pratik edebilirsiniz. İsterseniz kışın da bir ay uygulayabilirsiniz, sonbaharda da bir ay uygulayabilirsiniz. Ya da bütün yıl boyunca her hafta 2-3 kez uygulayabilirsiniz, size kalmış. Neden özellikle yaz ayı boyunca bir ay aralıksız uygulamanızı öneriyorum? Çünkü yazın su elementi aktif ve su elementi de bütün birikmiş, görünmeyen ve görünmek isteyen şeylerin ortaya çıkmasını sağlayan element. Yani buzdağının görünmeyen kısmının görünür hale gelmesini sağlayan element. Muhasebe elementi, içimize attığımız şeylerin muhasebesini yaptığımız bir dönem. Bu yüzden yazın bunu çalışmak çok daha etkili oluyor. Yazın bu bir aylık kürü yapmak çok daha etkili oluyor. Böylelikle içimize attığımız, görmemezlikten geldiğimiz deneyimlerden kurtulmamızı, özgürleşmemizi ve hayatımızda yer açmamızı sağlıyor. Yaşadığımız her şey yaşadığımız anda güzel. Onları başka anlara taşımak sadece taşıdığımız anının, deneyimin değerini bozmuyor. Aynı zamanda bulunduğumuz anın da değerini kaybettiriyor. O yüzden yaşadığımız her şeyi olduğu zamana teslim edebilmek için gelin bunu düzenli olarak birlikte pratik edelim. Kendine iyi bak. Bir sonraki çalışmada görüşürüz.